Merhaba arkadaşlar. Ön lisans sınavıyla ilgili birçok yorum geliyor. Arkadaşlarımız sınavın zor olduğundan bahsetmiş. Birçok yorum geldi. Türkçe sorularının çok zor olduğunu, diğer sorularının Türkçe sorularından da zor olduğundan bahsettiler. Twitter'da da bana gelen yorumlarda da baktığımızda arkadaşlar soruların çok benzer ve çelişkili olduğu. Daha sonra sınavdaki genel kültür full yorum sorusuydu. Boşuna eve kapanmışım cidden. Ne de olsa atanamayacağım. Puanım düşük gelecek şeklinde yorumlar. Daha sonra arkadaşlar soruları paylaşmışlar. Emeklerim boşa çıkacak diye korkuyorum. Lisans KPSS'ye iki defa giren ben kardeşlerimin girdiği ön lisans sorularını çerez niyetine cevaplıyorum denmiş. İşte dalga geçenler olmuş. Tık bakıyorum sorulara, güzel bir dua, güzel bir sallama cevapları buluyorum tabii. Bu sınav çok kötü bir sınav efendim, bizim memuriyet nanay denmiş. Genelde bana gelen sorularda soruların çok zor olduğu, sadece güncel soruların Eda Erdem ve Haluk Bilginer sorularını doğru yaptığını, geri kalan sorulara nanay olarak yorumlamış adayların çoğu. Yani bu ne demek arkadaşlar? Puanlar düşecek. Yani sizin kötü geçtiyse diğer adayların da kötü geçmiş demektir. O yüzden moralinizi bozmaya gerek yok. Genel olarak adayların sınavı kötü geçmiş, zor olduğunu söylüyorlar. Bu da puanların düşeceği anlamına gelir arkadaşlar. O yüzden dolayı moralinizi bozmaya, canınızı sıkmaya hiç gerek yok. Puanların açıklanmasını bekleyeceğiz. Sıralamalara bakacağız. Ona göre de sorularınızı yeniden cevaplayacağız. Yeniden değerlendirmede bulunacağız. Mesela sürenin yetersiz geldiğini söylemiş adayların bir kısmı. Süreyi yetiremediğini, işte paragrafların çok uzun olduğunu söylemişler. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi sınav sonuçlarını hep beraber bekleyelim. O zamana kadar da moralinizi bozmaya gerek yok. Sınav zor bir sınavmış. Genel olarak hepinizin hakkında hayırlısı olsun. Videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Sorularınız varsa da yazabilirsiniz.